Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kimya ile ilgili soru çözümlerimiz devam ediyor ve hemen soralım, ne çözeceğiz? Yüzde verim. Yüzde verim soru var. Şimdi verim yüzdesi hesaplarken bakmam gereken tanımlar var. Bakalım. Kimyasal tepkimelerde reaktiflerin tamamının harcanması durumunda elde edilebilecek maksimum ürün miktarına teorik verim denir. Veya kuramsal verim veya hesaplanan verimdir. Yani bu işin teorik, matematik kısmıdır. Ama deneyde o olmaz. Yani %99 siz onu elde edemezsiniz. Deneyde, yani uygulamada elde edilen ürün miktarına ise gerçek verim denir. Hesaplamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Ne yaparsanız yapın hocam. Ama Heisenberg yapıyordu. Yok, ondan dolayı değil. O sırada rüzgar eser. Terinizden damlar. Tüyünüz düşer. Hocam ben biliyorum, bir tane kimyacı var, çocukların aklına gelmiştir o. O yüzden illa hesaplanandan farklı bir verim elde edersiniz. İşte biz buna verim yüzdesi diyoruz. Yani yüzde kaç, yüzde verimin kaç bu deneyde sorusunun cevabıyız biz. Verim yüzdesi, deneysel verimi kuramsal verime bölüp yüzde çarptığınızda elde edeceğiniz terimdir. Şimdi örnek üzerinden söyleyeyim, daha açıklayıcı olsun, daha anlaşılır olsun. Yine N2 gazından 3 tane H2 gazı reaksiyona sokuyorum. NH3 gazını elde ediyorum. Denklemine göre 4 mol N2 gazı yeterince H2 ile reaksiyona sokuluyor. Reaksiyon başlıyor kapalı kapta. Reaksiyon sonucu normal şartlar altında 134,4 litre elde ediliyor. Ama normalde kaç edilmesi lazım, onu bulalım. İşte o. Tepkimede tepkimenin yüzde verimi ya da verim yüzdesi nedir diyor bana. Burada başlarken iki türlü başlayabilirsiniz. Ya baştan sona gideceksiniz ya sondan başa geleceksiniz. Ben bir baştan sona gideyim. Hemen yazayım. Oranım ne? 1, 3, 2. Bana ne verilmiş? Başlangıç. Yeterince H2 diyor zaten. 4 mol N2 mi verilmiş? 4 mol. 1'e 3 ise 4'e 12 girmek zorunda. 8. Değişim diyelim. Buradan 4 harcansın. Buradan 12 harcansın. Buradan da 8 mi oluşmak zorunda? Bu normali değil mi? Ama bana diyor ki bu oluşan hesaplanan mı? Yok. Şeyde, hesaplanan. Teorik olarak buna. Evet. Bu teorik verim. Teorik verimde ben 8 mol elde etmeyi planlıyorum. Ancak 134,4 litre normal şartlar altında elde edilmiş. Bu ne? Mol eşittir. V bölü 22,4. 134,4 bölü 22,4. 4 kere 8, 32. 4 6 kere 9, 6 kere 4. Aynen öyle. 6 mol. Bu da deneysel mi? Ben 8 mol elde edecekken 6 mol mu elde etmişim? Evet. O zaman yüzde verim. Yüzde eşittir. Deneysel bölü teorik. 6 bölü 8 çarpı 100'den %75 verimle ürün elde etmiş. Bu kadar düşük olabilir mi cidden? Olur. Daha da %75. Yapma deneyi. Rastgele göre bak, değişir. Azot hidrojeni yani daha çok tutar. Şimdi demir ve oksijenle demir 3 oksit elde ediyoruz. Yani bildiğiniz paslanma yapıyoruz. Reaksiyonundan %75 verimle, bu sefer verimi vermiş bana, 480 gram demir çoksit katısı elde edildiğine göre elimizde başlangıçta kaç mol demir vardı? Aslında bu sefer adam diyor ki sondan başa doğru ilerle. Şimdi benim %75 verimim belli mi? Zaten yüzde eşittir deneysel bölü teorik çarpı 100 değil miydi? Yani 75 bölü 100 eşittir deneysel bölü teorik olmak zorunda. Adam zaten bana 480 gram demir çoksit elde ettiğini söylemiş mi? Evet. EMA eşittir 56. 112, 16 48. Çarpı 3'ten 48. Bu arkadaş zaten 160 gram bölü mol mü? Evet. O zaman bu arkadaşın molü en 480 bölü 160'tan 3 mol. Yani ben zaten 3 mol elde etmişim. Bu deneyselim mi? Evet. O zaman 3 bölü x. 4. Benim elimde başlangıçta benim elimde oluşması gereken 4 molmuş. Değil mi? Evet. 4 mol demir 3 oksit oluşması gerekiyormuş. Ama bu kadar oluşmuş. Peki buna bakacak olursak şimdi oran 4, 3, 2 mi? 4 artı 3 eşittir 2. Bende oluşması gereken hesaplamaya göre 4 mol mü? Evet.
Teorikte bende 8 mol demir varmış. Hı hı. Anladım hocam. Oldu mu? Evet, gayet açıklayıcı oldu. Peki. Burada da tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.